arkadaşlar, bugün bugün bomba işler yapacağız. Bomba işte ne yapacağız abi? Gel. Şimdi bu adamı aranızda hala tanımayan varsa zaten büyük bir delalet, hatta hıyanet içerisindedir. İsmail Berk ile bugün Berkout yapacağız. Bu arada o Berkout'u çok kıskanıyorum abi gerçekten. Gerçekten. Hardio'dan bile daha kıyak bence Berkout adı. Evet, tam uyumlu. Berkout, workout. Aynen. İsmail Berk bize Calisthenics'in vücut ağırlığını, hep bana diyorsunuz ya Calisthenics programı, Calisthenics diye. İsmail'e ben diyeceğim ki, abi diyeceğim ya, insanlar bu kadar Calisthenics hayranı. Bunu nasıl başardın diyeceğim öncelikle. İkincisi de bize, bana antrenmanlarda, formlarında yardımcı olacak. Ve tabii ki hocam! Şimdi gelir misin hocam, arkadaşım? Bu canavar gibi adamların yanında niye kalın giyindim? Çünkü gösterecek bir şey yok. Ben bir koşu koçuyum. Kuvvetli adamlar. Yani birazdan belki zorla çıkartırım. Yok hocam. Bence kalflarınız kesinlikle söylemesi gereken şeyi söylüyor. Biraz. Burada kesinlikle utanması gereken benim yani. Emre hocam da A6 koşu takımından biliyorsunuz. Evet. Koşu koçumuz. Aynı zamanda Emre hocam zaten bayağı şimdi burada başarınız. Ben mi anlatayım, siz mi anlatırsınız? Şöyle ben yani biraz bahsedeyim. Tabii, evet. Bence de hocam. Milli sporcuyum, 800 metrede. Daha önce yurt dışında yarışmalarım oldu. Orta mesafe koşucusuyum. 400'de koştum, 1500'de koştum ama asıl branşım 800 metre. 2011-12'lerinde Türkiye'nin en iyi 800 metre koşucularından biriydim. 2014 yılında sporu bıraktım. 2016 yılında yetiştirdiğim sporcuyla Avrupa Şampiyonası'na gittik. İkinci olduk. Bravo. 400 metrede. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda sporcuma final koşturdum. Şimdi Koç Toplu Spor Kulübü spor 2000, koçuyum. 2020'de de bana İnşallah 7 saniye falan bir hedef koyduk. Öyle bir şeyler diyorduk en son. 7 çok iddialı oldu da. Dedik ki sen 10 saniye düşmedim. 10 saniye ve altı. Yani 10'a doğru yaklaşacağız herhalde. İnşallah. Bana öyle geliyor birazcık. İnşallah. Tabii ben antrenmanları düzenli yapabilirsem. Aynen öyle. Bu arkadaşlar İzmir'den geldiler. Dediler ki, bana mail atmışlar. Demişler ki, yani sen attın daha çok mail. Sen attın. Boyoz var mı? Boyoz getirecektik var mı? Biliyor musun getirecektik abi? De, getirecektik de falan filan. Hem geç gel, beni burada Emrah Hoca'ya rezil et. Ondan sonra bir de boyoz getirme. Bu arkadaşlar dediler ki bana, hocam dediler ya, sen dediler bize şöyle sağlam bir antrenman yaptır. 30 dakika içerisinde en fazla kalori yakabileceğimiz antrenman programını bize ver. Biz de bakalım ne kadar ağır sağlığımız, kendimizi bir test edelim dediler. Ben de dedim ki, dedim siz benden eğer böyle hardcore bir şey istiyorsanız ben size double triple penetration yaparım dedim. Ve burada Emre hocam ve İsmail ile beraber workout yaparak sana nasıl daha fazla kalori yaktırırız bunu göreceğiz. Yani bu hadi videoda bakalım, çok fazla şey göreceğiz. Bence çok konuşmadan artık harekete başlayalım. Hadi bakalım. Aslında biz seninle aynı antrenman yapalım mesela. Zaten aynı. Şimdi şöyle. Aslında hepimiz aynı antrenmanı yapacağız. Bir tanesi çok sağlam kalori yakmak evet, üzerine olacak. Onu küçük bir sınava tabi tutuyoruz. Aynen öyle. 30 dakika onu zaten takip edeceğiz. Ama biz daha uzun da antrenman yapabiliriz. Ben hem koşu antrenmanı yapacağım hem kuvvet antrenmanı yapacağım. Tamam yani, süper. Yalnız bu ayakkabılar çok şekilmiş hocam gerçekten. Jellymus 20 şu an bence piyasanın en iyi koşu ayakkabısı. Öyle diyorsun. Şu an ben öyle düşünüyorum. İşte hani pik yapacaksan, sezonun içinde bir kış bir yaz yarışın varsa, yaza çıktın, yükseldin, en tepede kaldın, çok tepede kalamıyorsun, 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, hop geri güzel bir iniş, inişten sonra tekrar yüklenme dönemi, hazırlık sezonu, tekrar ikinci çıkış. O yüzden antrenman birimiyle atletizmin antrenman programı çok şey, yakın giriş bir tüm bu zaten mesela bizim powerlifting'de de pik programları, hep zaten atletizm araştırmalarından yola çıkarak, evet, yani, maksimum sınır sisteminin yenilenmesi vesaire, oradan o reaksiyondan yola çıkılarak yapılıyor. O yüzden ağır sağlam sporcuların aynı zamanda çok hani bu tip böyle atletizm gibi kaliteli sporda da iyi olması ve bunun prensiplerini araştırması lazım. Çoğu branşın içinde hani hem doğru koşmak, doğru koşarken enerji sistemini çok doğru kullanmak, hani aslında en az hareketle en yüksek verime ulaşmak amacımız. Yani biz insanlara işte koşu teknikleri falan derken uyarıyoruz, işte kollarınızı yukarıda tutun, adı frekansınızı bilerek küçültmeye çalışmayın ve bilerek büyütmeye çalışmayın. Çünkü vücudunda olmayan bir şeyi artı olarak yaptığın zaman fazladan enerji harcıyorsun. Fazladan evet, harcadığın enerji sana elektrik, su olarak geri dönüyor. Daha erken yoruluyorsun aslında. O yüzden vücudunda olan şeyi en iyi şekilde kullanmak için koşu dirilerini ekliyoruz. Ne oluyor? Adım frekansımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Bacağın bittiği yerde kol devreye girer. Kolu niye aşağıda tutmayın diyoruz. Yukarıda tutun çünkü bacak yorulduğu zaman bu sefer kol devreye giriyor. Kolla vücudu götürüyoruz. Tabii. Hepsi birbiriyle bağlantılı oluyor. Evet. We'll be right back.
Ondan sen şey yapıyorsun, hangi İşte o dizini çekmeden göz kaslarını fazla kullanmıyorsun. Biraz kendi durumunu netleştirebilirsin. Yani göz kaslarını aktive etmek için. Dizimi çekmeden yapamıyorum. Sırt artık olan çekmeye çalışıyorsun. Yani aslında daha zor ne yapıyorsun? Biraz muhtemelen zaten. Göğüslerini, yani göğüs kas pektoralisi devreye sokman lazım. Yani. Aynı bench press yapar gibi. Hani biraz barın üzerine yatacaksın. Ha, yani evet. Aslında şu pozisyonu iyi korumam lazım değil mi? Karnımı daha çok dahil etmem lazım. Aynen yani. Güzel kor kaslarını sıktığın zaman kalça da karın da istersen vücut biraz bükülüyor. Sonra kendini yukarı göğüsler ve arka kol ağrımını itiyorsun. O zaman daha rahat çıkıyorsun. Ama senin yaptığın direkt bar fiziği daha zor çekmeye çalışıyorsun. Aynen. O yüzden keeping'e ihtiyaç duyuyorsun. Aslında yapacak gücün var ama tekniğin var lazım. Gücüm var. Deniyorum o zaman. Burada peki momentum böyle. Kalçanın yardımıyla momenti olarak kendini bu şekilde yeterini yardımıyla geri çekmedin. Ama kolların her seferinde gergin yani. Ha, kolları bükmeden. Aynen evet. Yani kolların mümkün olduğu kadar gergin. Tam gergin olmasın, yani 180 derece olmasın ama biraz daha 180'e yakın bir şekilde olsun. Pençe kuvvetini kullanarak yine false grip hareketi var masrafta. Kaldırarken nasıl geçiyor? Biraz daha yukarıdan kaldırıyorsun. Bu da bilek gücünü inşa ediyor. Çünkü muscle up'ta pençe kuvveti çok önemli. Çok önemli abi. Barı ne kadar iyi kavrarsan o kadar rahat çıkarsın demin üzerine. Pull up'ta da var, pikse de öyle. Muscle up'ta da aynı mantıklı. Yani bu teknik ekstra çalışmaları yapma. Hani haftada 1-2 muscle up, haftada 1 muscle up diyor. Haftada 1 muscle up'tansa ekstra 1-2 tane de bunları yapmak lazım bence. Bence pull up yapalım birazcık, güç çalışalım. Tamam. Kas yapalım. Spora başlarken her şeyi böyle dört dörtlük öğrenerek mi başlamalıyım? Yoksa mesela scapula'yı dahil etmeye adam bilmeyecek. Yani o bozuk barfiksi çeksin ya da bozuk şekilde biraz koşsun. Sonra yavaş yavaş mı düzelsin? Aslında bence süreçte kişinin ilk halini görüp süreçte işlemi değiştirmek daha önemli. Yani şey gibi düşünün. Bir kitabı aldım, okudum. Sınavı bir öğrenmek var. Bir de o süreçte hep okuyarak girmek var. Şimdi hatalarla başladığı zaman kişiye doğrularını göstermek daha güzel. Ama bunları bir paket olarak sana sunuyorum. Bütün doğrular bunlardır deyip bence olaydan çekilemeyiz. Siz küçük yaştan beri başlıyorsanız, yani kalitenize başlıyorsanız tabii onun teknikleri yavaş yavaş sunup yavaş yavaş gelişmesi lazım. Yani doğru tekniklerle ağır ağır örnek veriyorum, scapula'yı falan dahil etmesi lazım. Mesela ama misal veriyorum. Bir kişi amuda kalkmayı öğrenmek istiyor. Handstand. Ama o kişinin jimnastik yetmişi yok. Yani evet. Atıyorum 20 yaşında bir birey amuda kalkmak istiyor, evet. Yetişkin bir birey. Ama daha önce hayatta akrobasi yapmamış. Bu insana direkt jimnastikçi bir tekniği öğretmek çok doğru olmaz veya zor. Çünkü o kişi olimpik sporcu olmayacak ama amuda kalkmayı öğrenmek istiyor. Dolayısıyla ben önce o kişiye şunu tavsiye ederim. Hareketi uygulasın, doğru ya da yanlış postür fark etmez. Evet. Hareketi uygulamayı öğrendikten sonra postür evet. Üzerinde ince ayrıntıya bakılır. Aşağıda nefeslen bir, sonra yukarı çıkarken nefesini tut, nabzını düşür. Abi bak, yapacağın olay şu. Zıplayacaksın, çekebildiğin kadar kendini çekeceksin. Ondan sonra, orayı bitirdikten sonra burada zıplayacaksın. Kaçar tane? Ne kadar çıkarırsan. Bir mi peki?
Yok, bir değil. Ne kadar çıkarırsın onu? Orayı sıçrıyor. Ne kadar çıkarsan sorulur. Ama hani çok fazla çıkmayacak zaten ya. Yüksek kas, kaslarını çok yormadan momentumla yapacağız. Başla bence şu an. Ne kadar zaman önce? Öğlen. Ben şu an kusak yiyorum. İlk CrossFit antrenmanım hocam. CrossFit Boran'dayız. Tahtada bir tane antrenman yazıyor. Bayağı da zor bir antrenmanmış. Evet. Ben de baktım böyle 40 kilo deadlift falan diyor. Dedim ki 40 kilo deadlift hani dalga mı geçiyorsunuz? Şimdi evet. 100 yapalım falan diyorum ben böyle. Ben hala o kafalardayım. Ama gelirken ben powerlifting antrenmanı kafası 1,5 İskender'i gömüp gelmişim antrenmana. Aynen. Böyle hani soslu moslu. Bir başladık hocam antrenmana. Aman Allah'ım böyle başım. Senin öyle oluyor mu? Başın zonkluyor mu şu an? Başım? Ya. Hocam yarım saat başım zonkladı. Midem falan şişti. O zaman onu şu an en iyi sen anlarsın. Anlıyorum canım, bir şey yok o şey. Adama çok üzülenme istersen. O yalan. Bir de güzel şeyler hayal etsin şu an. Yani mental olarak. Olay toparlaması açısından. Diyor ki neden geldin İstanbul'a? YouTube'u kapattı. Bir YouTuber'ın daha hayalleriyle oynadık hocam. İyisin dur. İyisin abi. İyiyim diye açık sözlü. Feel the beat. Bir şey yok ha, harbi durum bir şey yok. Sen kafada olayı bitirdin. Ama tebrik ederim gerçekten. Cesaretli yani. 30 dakika demeseydin en azından, 10 dakika falan deseydin. İyiydi yani. Basit görünüyor dışarıda ama gerçekten çok zor.
bacak nasıl çalışıyorsun? Bacak split workout'ta squat. Normal body squat ve pistol squat. Bildiğiniz crossfit gibi. Pistol squat. Aynen bunu ekstra ağırlık olarak yapabilirsin. Birazdan sayacağım. Kokusu çok güzelmiş. Hindistan cevizi evet. Ben onun güneşlenirken yağını sürüyorum Hindistan cevizi. Ooo harbiden çok güzel. Gerçekten güzel yaptılar. Ya bunu biraz daha bir tık soğuk olduğu için. Çok evet. Ama kürek yemeklerine deneyecek. Aynen. Kalisteniz hareketi farkındalık yaptılar. Hareketi güzel bir şekilde uyguluyorlar. Tam kalisteniz tanımına uygun bir şekilde. Hareketin güzel yapılması. Yüksek tekrar yaparken canım sıkılıyor. Ağırlık ekliyorum bence. Tamam ağırlık edelim.